Mega Mac'ten herkese merhaba. Bugün rengarengim. Sizleri bir kere daha magazin turuna çıkarmak için karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimizle hızlıca başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda anlaşamamaları nedeniyle evliliklerini noktalama kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanmaların ardından keyifli paylaşımlarını sürdürüyordu. İkili hakkında boşandıklarına hiç de mutsuz değillermiş gibi yorumlar yapılırken hala arkadaş olduklarını açıklayan ikilinin geçtiğimiz günlerde yine birlikte oldukları iddia edildi. Önceki günlerde Oğuzhan Koç'la yaşadıkları evden çıkarken görüntülenen Özdemir birkaç eşyası kaldığını ve bunları almak için geldiğini açıklamıştı. Olayın ardındaysa bambaşka iddialar ortaya çıktı. İkinci sayfanın haberine göre Demet Özdemir'in o gün izin günüydü. Levent'te dans stüdyosundayken eski eş Oğuzhan Koç Özdemir'e telefon açarak "Gel bir kahve içelim." demiş. Teklifi kabul eden güzel oyuncu eve bu nedenle gitmiş aslında. Ayrıca ikili sohbet ederken bir ara atışmaya başlasa da konuyu hemen tatlıya bağlamışlar. Özdemir çıkarken de evde kalan sözleşme ve senaryolarını almış. Zaten kanlı bıçaklı olmadıkları bilinen eski eşlerin kahve keyfi akıllara anlaşamadıkları konu neydi o zaman sorularını getirdi. Hazır Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç demişken 8 Mayıs'ta boşanan ikilinin düğün fotoğrafları bayağı bir gündem olmuştu. Demet Özdemir'in halı kaydırmaza benzetilen gelinliğinin yanında Oğuzhan Koç'un tır tekerleğine benzetilen ayakkabıları da yapılan dedikodulardan nasibini almıştı. Son olarak sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Koç düğünde giydiği ayakkabılarla tekrardan gözüktü. Bu detayı gözden kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları şarkıcının fotoğrafının altına "Evlenirken de giymiştin. Senin için hüzün. Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin? Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı. Çıkar şu lanet papuçları." tarzında yorumlar yağdı. Son zamanlarda aşkın olayın ve harcandıkça parçalarıyla sıkça andığımız Simgesağ'ın bu kez de gündemimizin bir diğer popüler ismi Sefo'yla magazinin gündeminde yerini aldı. İrem Derici ile sahne kıyafetleri benzetilen Sağ'ın Derici ile Instagram'da tatlı bir yorumlaşmada bulunmuştu. Şimdi ise yorumlarda buluştuğu isim Sefo oldu. İkili kamuflaj desenli kıyafetleriyle sahnede yer alan ünlülerin paylaşımını yapan bir sayfanın fotoğrafının altında sohbet etti. Sefo'nun kamuflajlı kıyafetler için "ben de giyerim bunu" demesine güzel şarkıcı "sen de giy, şurayı bir dörtleyelim, ne dersin?" cevabını verdi. Sefo ise karşılık olarak "en yakın zamanda giyiyorum" yanıtını verdi. 27 yıl önce nikah masasına oturan Arzum Unan ve Mehmet Aslantuğ belki de en beğenilen çiftlerden biriydi. Gel gelelim ikilinin birlikteliğine göz değdi resmen. 27 yıllık evliliklerini tek casede noktalayan ve adliyeden el ele ayrılan ikilden Aslantuğ boşanmaların ardından ilk kez bir açıklamada bulundu. Aslantuğ sosyal medyada yaptığı açıklamada eski karelerin olduğu bir video paylaşarak altına ise "bu mesaj gönül verenlere, gönül koyanlara borcumdur. Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez" sözleriyle bir giriş yaptı. Oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti. "Eylül çocuğuyum ben ama Mayıs'ın cilveleriyle karşılaştım daha çok. Mesela bu güzel kadını bir Mayıs sabahı tanıdım. Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir Mayıs sabahına denk düştü. Ayın günahını daha fazla almak istemem. Zira 19 Mayıs'ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde." Oyuncu Cansu Tosun 3 yaşındaki oğlu Marcel'le bebekle gezerken objektiflere yansıdı. Anne oğul yürüyüşleri esnasında muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Elinde eğitim kitapları bulunan oğlunu kucağında taşıyan Tosun, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası okulların tatil edildiğini unuttuğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tosun, "geldik ama okul kapalıymış, biz de takılıyoruz" açıklamasında bulundu. Bir magazin turumuz daha böylelikle sonlandı. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.